Selamlar arkadaşlar. Selam. Defterini aç. Kızım benim diye kayın. Cümleniz neydi? Öykü, Ölümtar. Öykü, Ölümtar cümlesini bana kelime kelime heceler misiniz? Heceleyin. Öykü. Öykü, önle, önlü tak. Evet. Öykü, önlü tak. Kafre Yücel Kurt. Belki dersin bu zamana neredeydin, niye öğrenmediniz? Önce babam göndermemişti. Ben hayatımda üzülüyordum. Şansıma yediremiyordum yani şansıma göre. Niye okumuşluğum yoktur dedim, merak ediyordum. O öfkeyine gittim, pratik sanat okula başladım. Dikiş kursuna. Dikiş kursuna başarıyla kazandım. Yurt hocalığı kazandım. Dikiş hocası. Onda da kalmadı. Onda da ailem, kayınbabalar işte çocuğun yoktur, yok izin vermiyor, gitmeyeceksin. Şöyle östek ötek vermediler. Kom bırakmadılar. Ama mücadeleye devam ediyordum. Kendi imkanımla ayak başına kalmak istiyordum. Kaldım da yani. Ondan sonra ondan geçtim. Çocuk peşinden düştüm. Dedim artık çocuk bunları başardım dedim. Başardım dedim. Bir çocuğum olursa dedim. Çocuğumla beraber okumaya başlayacağım dedim. Yeniden yani hayata, dünyaya gelmiş oluyorum. O zaman hiç hayatta değildim. Çocuğumla beraber yaşamak istiyorum dedim. Okumaya başlarım. Çocuğum olursa çocuğumla beraber okurum dedim. Olmazsa da benim için yaşam yok dedim. Çok şükür, çok şükür Cenab-ı Allah. Yaşlandırdı ama unutmadı. Verdi, çocuğumu verdi. Şimdi ben onurluyum çocuğumun adına. Çocuğumu birinci şeye verdim, anaokuluna verdim. Ama bu çocuğa kim yardımcı olacak? Allah'tan başka kimsemiz yok. Kim yardımcı olacak bu çocuğa? Bu 3 yıldır ben başvuruyorum müdürlere. Başvuruyorum, bir okuma yazmaya başlayacağım. Ne kadar çabaladıysam. Bu virüsten dolayı kurslar açılmadı. Bu sene gene müracaat ettim. Buraya yönlendirdiler beni. Gelmeme onurluyum. Her şeyi başarıya çıkarttım ama inşallah da bunu da başarırım yani. 56 yaşında anne oldum. 55 yaşında tedaviye başladım. 56 yaşında işte çocuk dünyaya geldi. Hayatımı çocuğuma adıyorum. İnşallah bu okuma yazmayı da başarırım. Çocuğumu kendim yetiştireceğim. Başaracağım. Her şey neye mücadele ettiysem başarırım dedim. Başardım da yani. Çocuk olmayı hiçbir doktor hepsi bana mütsüzlük verdi. Yakalarına yapıştım başarırım dedim. Olacak dedim. Kolej şeklinde de çocuğum oldu. Hayatımı şimdi sonra çocuğuma adıyım. İsmim Murat Danış. Battalgazi Halk Eğitim Merkezi'nde kadrolu öğretmen olarak çalışmaktayım. Okuma yazma gruplarına bakıyorum. Birinci seviyeden hiç bilmeyen ablalarımız kursa geliyorlar. Buradan ilk basamaktan başlıyoruz. Birinci kademeye 3-3,5 gibi bir sürede okuma yazmayı öğretiyoruz. Sonra ikinci kademe okuma yazma kurslarını açıyoruz isteyenlere tabii ki. Bu ikinci kademe ilkokul belgesi, ilkokul diploması yerine geçmekte. Gafur ablamız çocuğuyla beraber kursumuza geliyor. Okuma yazma için gayret gösteriyor. Çocuğu anaokulu seviyesinde. Birinci sınıfa başladığı zaman çocuğuna daha faydalı olabilmek, ona yön gösterebilmek, harflerde ve hecede, okuma yazmada yardımcı olabilmek için de öncelikle kendi kursunu alıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Yıldırım. Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız yönelik çeşitli kurslarımız mevcut. Bu kurslarımızın arasında özellikle kadınlarımızın meslek edinmesine yönelik
kurslarımıza ağırlık veriyoruz. Ancak sadece meslek edindirmenin yeterli olmadığını biz anladık. Bununla ilgili okuma yazma kursu açmak için çalışma başlattık. Bunu başlatırken benim kendi evimde çalışan, bana yardımcı olmak için gelen bir kızımız vardı, 32 yaşında. Okuma yazma bilmediğini öğrendim. Bu bana çok dokunuyordu, özellikle onun durumu. Mesaj gönderdiğim zaman okuyamıyordu. Komşularını okutturuyordu ya da kızın okuldan gelmesini bekliyordu. Kızının da annesinin bu durumuna çok üzüldüğünü fark ettim. Daha sonra aklıma böyle bir kurs açmak fikri geldi. Battal Gazi Halk Eğitim Müdürümüzle bu konuyu istişare ettik. Ve böyle bir kurs açıp açamayacağımızı sorduk. Kendisi de sağ olsun yardımcı oldu. Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde halk eğitim aracılığıyla okuma yazma kursumuzu başlattık. Ve gördük ki hala ülkemizde çok fazla okuma yazma bilmeyen kadınımız var. Ve ben bir kadın yönetici olarak özellikle ev hanımlarımızın her alanda kendilerini göstermesini istediğimden dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da kadınlara verdiği önemi bildiğimizden ötürü böyle bir kursla başlayalım. Arkasından da meslek edinme kurslarıyla ev ekonomilerine katkıda bulunabilsinler istedik ve bu kursumuzu başlattık. Çok güzel de bir yoğunluğumuz var. Müracaatlarımız oldukça yoğun. Burada çok güzel hikayesi olan kursiyerlerimiz var. Özellikle bir kursiyerimiz var. Çocuğuna yetebilmek için, çocuğuna yetişebilmek için bu kursa başladı ve çocuğuyla beraber kursumuza geliyor. Onun dışında teyzelerimiz var. 70 yaşın üzerinde teyzelerimiz var. Bu yaşta bütün ihtiyaçlarını kendileri giderebilmek için bu kursa geliyorlar. Hastaneye otobüse binmek, hastaneye gitmek için, otobüse binebilmek için bu kursa geldiklerini söylüyorlar. Onları burada görmek bizi mutlu ediyor. Onlara bir şeyler kazandırabilmek için yaptığımız bu çalışmada çalışma için bize desteklerini esirgemediği için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkürlerimi sunuyorum.